Amerikalı sanatçı Andy Warhol en çok popüler kültüre dair sembolleşmiş eserleriyle tanınıyor. Campbell marka çorba kutularının resimleri ve film yıldızı Marilyn Monroe ile Çinli lider Mao Zedong gibi ünlülerin stilize edilmiş portreleri ilk akla gelenler. Warhol medyanın ilgi odağı olmasına rağmen birçokları için çok gizemliydi. Washington'da açılan iki sergi sanatçının pek bilinmeyen yanlarını ortaya koyuyor. Buradaki eserlerin %40'ı daha önce hiç sergilenmemiş. Böylelikle herkesin tanıyıp bildiğini sandığı Warhol'u yeni bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Yeni eserler sanatçı hakkındaki yeni gerçekleri su yüzüne çıkarıyor. Ulusal Galeri'deki Warhol Başlıklar adlı sergi, Warhol'un özellikle bulvar gazetelerindeki haber başlıklarıyla ilgili saplantısını keşfeden ilk sergi. Sergide 80 eser görmek mümkün. Bunlardan biri sanatçının 60'lı yıllardan kalma A Boy for Meg adlı ilk tuval çalışması. Meg ismi, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kaybettiği kız kardeşi Prenses Margaret'e atfen kullanılmış. Dunham'ın Warhol'un medyayı kendisini ve bizim birer aynamız olan yansıtıcı bir yüzey olarak gördüğünü söylüyor. I think Warhol himself would like us to have Warhol tükettiğimiz medya kaynakları ile ilgili daha çok bilinçli olmamızı, medya kuruluşlarının aslında bizim satın alacağımızdan emin olduğu haberler yaptığını bilmemizi ve bizlerin haber tüketicisi olarak oynadığımız rolün farkında olmamızı isterdi. Hemen yakındaki Hirshhorn Müzesi'ndeki Andy Warhol Gölgeler adlı sergide ise sanatçının yaşamının son 10 yılda yarattığı Gölgeler adlı daha az tanınan eserleri var. Sergide sanatçının 102 adet ipek baskı ve el boyama tuvalleri ilk kez sergileniyor. Eserler Warhol'un stüdyosunda yarattığı gölgelerin bükülüp çarpıtılmış fotoğrafları. I can say that he Warhol 20. yüzyılın en ileri görüşlü, en önemli sanatçılarından biriydi. Sanatçı eserlerini şakacı, düşünmeden yapılan, rastgele ve üstün körüymüş gibi gösterse de aslında bunlar son derece iyi hesaplanmış eserler. Andy Warhol 1987'de 58 yaşında öldü. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.